Bak şimdi sıra bitiyor abi. Biz buraya oturuyoruz. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Biz buraya oturduğumuz sırada. Oturduk 2 dakika. O sırada sonradan duvardan atladığını öğrendiğimiz bir adam geldi. Daha önceden camide hiç görmedim. Dışarıda neler söyledi hocam size onu? Hocam? Dışarıda hiç karşılaşmadım. Yani bu adamı biz tanımıyoruz, o bizi tanımıyor. Bu kapılar niye kapalı diye başladı önce. Biz dedik ki kapı açık, biz açık kapıdan girdik. Bundan sonra kapılar kapanmayacak işte. Burada sizin devriniz bitti. İşte bu Selanik'e veriliyor gibi. İşte bu yani kendi çapında darbeden vazife çıkartmış üzerine. Camiyi teslim almaya gelmiş. Biz bunu uygun dille ikna edip göndermek istiyoruz. Saldıracağını hiç düşünmedik. Dışarı çıktım ben, beraber çıktık yani. Elinde ne vardı efendim? Elinde şöyle kocaman bir bıçak. Yani pala, öyle diyelim. Yani pala diye tabir edilen bıçak. Açık kapıyı gösteriyorum. Bak bu açık kapıdan işte girdik biz diyorum. Yok diyor, ben buradan duvardan atladım. Diğer kapıyı gösteriyor. Tamam, açayım ben bu kapıyı dedim. Hani maksadım kapıyı açacağım gitsin. Yani hiç saldıracağını o an için düşünmüyoruz. Savunacak da bir şey yok zaten bizim. Çünkü camide bir şey yok öyle. Ben kapıyı açmaya giderken, yönelirken Nihat abiye o elindekiyle vuruyor bir defa. Hani kapıyı açıyorum ki çıksın. Onun maksadı kapıyı açınca çıkmak değil. Bizi öldürmeye gelmiş yani açıkça. Evet. Sizin nerenize vurdu efendim? Benim şurada, yara burada. Dikiş var mı efendim orada? Şu anda dikiş yok artık. Buradaki yara, biz buradan işte o an vurduğu zaman geri kaçtım. Yani hızlı bir refleksle geri kaçtım. Eğer refleksle geri kaçmasaydım bugün biz buraya röportajı vermeyecektik herhalde büyük ihtimalle. Selam verecektik burada. Yani bugün olmazdık da. Nasıl saldırdı? Darbe alıp almadığını bilmiyorum ama ben orada ileriye gittim. Orada bir kapının kenarında bir duba vardı. Aldım, ben yola çıktım. Yola çıkınca şu an şu kapıdan çıkmış. Şu arada karşılaştık. Peki. Efendim yaralarınızı görebilir miyiz bir de? Valla işte burada kafamda 18 dişikli. Dikişli bir. Elimde var. Elime var. Peki. Biz işte o gün hocayla geldik. Hoca burada sela veriyordu. Verdi selasını. Bir iki dakika oturalım dinlenelim dediğimiz sırada dışarıdan bir tanımadım. Ben görmediğim şimdiye kadar. Bir şahıs geldi. Elinde döner bıçağı. Hocaya niye sela veriyorsun? Bu kapılar niye kapalı? Falan diye konuşuyor. Ben de tanımadığım için yani caminin gelen giden cemaatinden birisidir diye sesip hani ilgilenmedim dahi. Ondan sonra şahıs hocayı aldı, kapının önüne doğru çıktı. Hoca kapının açık olduğunu göstermek için dışarı çıktığında şahıs biraz daha agresifleşti. Ondan sonra döndü. Öbür kapıyı hacı açarken hocayı bir bıçakla salladı ama değmedi tahminim. Ondan sonra döndü bana, benim üzerime girdi. Ben vurduğunu, bana vurduğunu görmedim. Yalnız tekrar hocaya dönüp hocayı yaraladı. Oradan sonra ne yapabileceğimi baktım. Aşağıdaki kapı çıktı, oraya gittim. Orada bir tane plastik bir duba vardı. Dubayı aldım, ben dışarı çıktım. Bu şahıs hocanın diğer açtığı bu kapıdan dışarı çıkmış. Sokak içerisinde karşılaştık. Bir iki defa müdahale ettim ama ayağım tökezledi. Düşerken kafama bir satır darbesi yedim. Ondan sonra tekrar ben yerdeyken bu şahıs bir daha kaldırdı. O canavliyle ben elimi siper ederek koruyorum güya. Şahıs bir tane daha vurdu bana. Ondan sonra şahsın ileri gittiğini gördüm. İleri gittiğini görünce artık ben... Size ne dedi efendim peki şahıs? Bana hiçbir şey demedi. Bana beni tanımaz etmez. Ben sadece buraları size bırakmayacağız falan diye küfürlü. En büyük silahım buydu işte. Bunu da kendimi savunmaya çalıştım. Kanları görüyorsunuz işte. Çeksene sen.